Sevgili dostlar, Erkan Tan'la Başkent'ten programı devam ediyor. Stüdyomuzda Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Masum Türker bulunuyor. Onunla Türk dış politikasından Türk iç politikasına, eğitim politikasına varıncaya kadar bütün meseleleri konuşacağız. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Masum Türker'le yapacağımız söyleşinin hemen ardından yeni açılan bir üniversite var. Onu tanıtacağız. Ankara'da malum tercihler yapılıyor. On binlerce öğrencinin kalbi pıt pıt atıyor. Onların anne ve babalarının kalbi pıt pıt atıyor. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ni çok kısaca tanıtacağız. Sonra Süleyman Belediyeoğlu'nu karşınıza getireceğiz. Ey anneler, babalar, öğrenciler, 9.45'ten itibaren Süleyman Belediyeoğlu evinizde olacak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size biraz bugün az zaman ayıracağız. Bu öğrencilerin ahı yüzünden efendim. Onlar... Biz de öğrencilerden bahsediyoruz. Biz onlardan bahsederiz. Ama şu Kürdistan'ı kurduk kimseye vermeyiz demiş Suriye'nin kuzeyindeki insanlar. Böyle bir slogan varmış insanların ağzında. Efendim, burada bu Kürdistan'ı kurduğu kaldırı başlığı Türkiye bölündü koyun. Altına da imza Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Allah Allah, sabah sabah nereden geldiniz siz Masum Bey? Başbakan böyle bir şey söyler mi yani? Söylemez ama yaptı. Yapacağını yaptı. Şimdi bakın. Ama bak, tweet hazırlıyoruz arkadaşlar. Başbakan ülkeyi böldü, yapacağını yaptı bölüyor dediniz. Şu anda böldü. Nasıl yaptı bu iş, nasıl bu hale geldik söyleyeyim ben size. Son konuşmaları da lütfen bizi dinleyen iyi bir sosyolog varsa alsın, incelesin. Son yaptığı konuşmalarda başbakan ulusal düşünceden, ulusal kimlikten, ulusal bütünlükten önce ümmet anlayışını pompalıyor. Çok iyi okudu. Bu bölünme arkadaşlar. Değil ki, birleşme olur. Bölünmedir. Hayır. Yani bölünme. Ümmetçilik biraz daha... Bölünme. Öyle zannediyorlar. Büyük birleşme öyle anlamına bu dönem, geçir yani. Bu dönem etnik tartışmaların, etnik olarak özgürlük mücadelesi veriyorum diye ortaya çıkanların bulunduğu bölgelerde ümmetçilik filan kar etmez. Nasıl oldu? Onu da Türkiye'de ümmetçilik anlayışı da nasıl yıkıldı? Uludere'deki olayla bitti. Bakın, Uludere olayı aslında AKP'nin Güneydoğu Anadolu'da aldığı oyları kaybetmesinin en önemli olayıdır. Ve öyle bir işin içine girdi ki, dikkat edin, başbakan her olayın olduğu yere gitmiştir, Uludere'ye gidememiştir, eşini göndermiştir. Bu çok önemlidir yani. Başbakan yapacağını yaptı, ülkeyi böldü dediniz. Diyorum, nasıl yaptı, nasıl böldü. Şimdi başbakan Türkiye'yi bölmek için illa gidip Güneydoğu Anadolu'daki Talep'te bunalar, hadi sizi böldüm demek durumunda değildi. Üç tane önemli olayı yan yana hemen koyalım. Söyleyeyim. Bir, Suriye'yi kışkırtırken zannedersem 30 Kasım. Suriye'yi başbakan mı kışkırttı? Evet, başbakan. Arap Baharı. Arap Baharı falan yok. Zaten başbakan hastalanmasaydı o kışkırtmaya da girmeyecekti. Onu da söyleyeyim. Başbakan hastayken yapılan baskılarla ben hep burada şunları söyledim. Girip baksınlar. Bütün sizde veya Beyaz TV'de ya da diğer yer veren televizyonlarda söylediğim bir söz var. Başbakan tehdit altında. Başbakan baskı altında. Ya yardım etmemiz lazım filan. Yani hep söyledim. Muhalefet olarak. Şimdi de bunları yardım et. Altında yardım şu anda da yardım lazım. Etmek için söylüyorum. Bakın, bu programı başbakanın bütün danışmanlar her programı izlediği gibi izliyor. Başka programlarda da söyledim. Dedim ki bizim uçağı Rus füzesi düşürdü. Evet. Herkes söylüyor. İstihbaratın ne? Bir kere bana niye soruyorsunuz? Dönün o soranlara söylüyorum. Ey hükümet başbakanı, ey genel kurma, ey milli savunma bakanı. Bu Demokratik Sol Parti'nin genel başkanı söylüyor. Eğer doğru değilse yalanlasanıza. Ya da gelsinler benimle aynı masada otursunlar ya. Yeni nesil füzeyle vurdular. Yani, yeni bir iddiada daha bulunuyorsunuz. DSP Genel Başkanı Masum Türker'den yine şok iddia. Şok değil. Eski iddiayı tekrarlıyorum. Suriye'deki yani uçağımızı Rusya vurdu. Yeni nesil füzeyle vurdu. Yeni nesil füze. Bakın, kurşun izi bulamazsınız. Peki efendim, ben şunu anlayamıyorum. Ve bu yeni nesil füzenin... Demokratik Sol Parti böyle hani adı var kendi yok bir tabela partisi değil. Evet. İlçe teşkilatları var, her yerde tabelası her var. Her yerinde... Örgütümüz Türk genel yerinde örgütünüz var. Evet. Seçime girdiniz. Evet. Gittiğimiz yerlerde AKP'lilerle beraber aynı masada oturuyoruz. Siz bir iddiada bulundunuz. Dediniz ki uçağımızı Rusya vurdu.
Uçağı vuran gemimizin, şey, geminin adı. Bunu vermiştim. Adını verdiniz. Şimdi diyorsunuz ki yeni nesil bir kere oldu. Yeni nesil. Ve bu işte İsrail'in de parmağı var. Çünkü bu gemiler, bu uçaklar yenilenirken İsrail'de, bunların programları içinde İsrail'in kendi güvenliği için içine koyduğu özel bir virüs vardır. Peki kimse size yalanlamıyor da? Yalanlamıyor çünkü doğru olduğunu biliyorlar. Ciddiye almıyorlar desem. Hayır. Yalanlamamak da bir ciddiye almaktı. Çok ciddiye alıyorlar. Ben onu biliyorum. Bunun bir nedeni var. Türkiye'de iki partili sistemi kurmak istiyorlar. Dolayısıyla birbirlerini besliyorlar. Bakın şimdi... Amiral Chapelenko. Geminin adını da verdiniz yani. Rus gemisi vurdu. Tabii. Geminin adı da Amiral Chapelenko. Yani ben artık geminin isminde de durmuyorum. Orada eskiden 3 gemi vardı. Şimdi 15 yakın gemi var. 15 Rus gemisi. Şimdi 15 Rus gemisi geziyor o bölgede. İyi baksınlar. Şimdi buradaki temel yaklaşım şu. Türkiye'yi iki partili sisteme mahkum edip aslında bugün şikayet ettikleri Baas rejimine götürmek istiyorlar. Hoş, bu Baas rejimine kısmen geçmiş durumdayız. Şu anda medya artık bağımsız değil. Gazeteciler özgür değil. Yazan ne zaman işinden olacağını bilmediği için otosansüre geçildi. Çünkü belli bir çevre var başbakan etrafında. Hemen telefona sarıyor. Ya işte patron beğenmedi. Patron dedikleri başbakan. Beğenmedi bu yazıyı. Ya ha, öyle mi? Ya hemen düzeltelim. Bize yakın zannediyorduk. Niye böyle konuştu ya filan. Tabii aynı şekilde. Ya olur mu öyle şey? Biz onu severdik. Hem bugünlerde davet edecektik seyahatlere filan. Herkes kendi kendine ambargo koyuyor. Şimdi neden bundan söz etmiyorlar? Gazeteciler de gelip sormuyorlar. Bu kadar söylüyorum. Evet, siz burada bunu söylediniz. Bütün internet sitelerinde manşet oldu söylediğiniz var, gün. Çok. Ertesi gün hiçbir gazetede yer almadı. Yani Allah. Şöyle çok enteresan. Gazetenin internet sitesinde manşet oldu sizin bu programda söyledikleriniz. Evet. Manşette tuttular bütün gün. İşte o, ama ama o... ertesi günkü gazetede yer almadı. Ama o telefon edenler var ya. Ya karıştırmayın, büyütmeyin. O söylemiş. İstihbarat yanlış filan diye evet. Söylüyorlar. E tabi artık başbakanlıkta PR haberi çıkmıyor. O gerek yok. O başka yerlerden peki, çıkıyor. Peki, oradan engelleme... Yeni nesil füze telefonu. Demekle neyi kastediyorsun? Yeni nesil füzeyle sizin elektronik sistemi kilitliyor. Kilitliyorlar. Kendi kendine düşüyor. Düşüyorsun. Gidiyorsun. Böyle patlama, tabii. Bomba filan yok. Ve bizim uçakların içinde bir tehlike var. Artık bunun tedbirini de alsınlar. Bizim uçakları, bizim tankları İsrailler yeniliyor. Bu yenileme anında İsrail bölgede beraber olduğu için içinde özel bir virüs koyuyor. O virüs İsrail'le yarın bir gün biz bir çatışmaya gittiğimiz zaman rahatlıkla düşürürler. Tamam. Şimdi bunlar bir iddia değil. Bunlar bugün savunma sanayiyle ilgilenen, bu konudaki dergileri okuyan, neler olup bittiğini izleyenler çok iyi biliyor. Ve bir başka soru, bu kadar para yatırmışız silah sektörüne, Amerika Birleşik Devletleri'nden, şu ülkeden, bu ülkeden radar sistemleri ithal etmişiz. Bu bizim radarımız neymiş, niye görmemiş? Niye görmemiş? Niye? Hani keşif uçağı gidiyormuş keşfetmeye. Ya şimdi... Önce keşif uçağı keşfetmeden yerinde duran radarlar niye keşfetmemiş? Ya bakın, şimdi birlik ve beraberlik zamanı kardeşim, münafıklık yapmayın. Birlik ve beraberlik ülkenin bölünmesini engellemektir. Bunun engellemenin de yolu söyledik. Türkiye için yapılmış bir proje var. Bunu zamanın Bush danışmanı Condoleezza Rice ne dedi? 22 ülkenin sınırları değişecek Orta Doğu'da. Ne zaman dedi? Bush'un danışmanıyken. Bush, Demokratik Sol Parti, Bülent Ecevit'in başbakanlığı sona erdikten sonra AKP'nin gelmesiyle birlikte Irak harekatını başlatınca ne dedi? Haçlı seferi başladı dedi. Bugün AKP iktidarı Haçlı seferi başlatanların taşeronluğunu yapıyor. Yaptı da. Ama şimdi ne oldu? Canım çok ağır iddia. Ağır hiçbir iddia başbakan değil. Yapmaz bunu. Yaptı. Hiçbir hükümet yapmaz. Yaptı. Sen de hükümet olsan yapmazsın. Yaptı. İsteyerek yapmadı. İsteyerek yapmadı. Yaptı ama tehdit altında. Ona hep uyurken... İsteyerek değil ama Amerika'nın ve Haçlı'nın taşeronluğunu yapıyor. Ecevit'in başına geleni biliyor. Ecevit'i Amerika gözden çıkardığı zaman ilk uçağa atlayıp giden bugünkü Cumhurbaşkanı, ardından kendisi, onları da daha ne olduğu belli olmadan, erken seçim kararı alınmadan 50. hükümetin ekonomiden sorumlu bakanı Kemal Derviş gelecek dönemin başbakanı diye anons ederek çağırtıyor. Yani bunu merak eden rahmetli Yavuz Turan'ın
Turan Yavuz. Turan Yavuz'un eski yayın yönetmeni rahmetlinin Kutsal İttifak kitabını alıp okusunlar. O kitap kaç baskı yaptı, yalanlayalım mı oldu? Şimdi buradaki Türkiye bölündü adına Recep Tayyip Erdoğan diye yazmamın nedeni bu ciddi bir bakın suçlamadır. Ciddi bir iddiadır. Ve bunu bir partinin genel başkanı olarak yapıyorum. Hodri Meydan istediği televizyonda bunu tartışırım kendisiyle. Kendisi ben başbakanım ya ben Masum Türker'i alırsam başıma bela ederim. Yeni bir partiyi büyütmüş olurum istediği bakanıyla istediğiyle. Şimdi biraz evvel söylediniz ya işte buraya dayanıyor. Bizim DSP'nin üzerinde iki tane ambargo var. Birisi bütün muhalefete yapılan iktidara karşı olmama ambargosu. İkinci bir ambargo daha var. Hala CHP'de umut besleyenler CHP'nin önüne geçmeyelim diye, gölgelemeyelim diye ikinci bir ambargo uyguluyorlar bize. Biz bunu bilmiyor muyuz? Biz bunu şimdi Suriye'nin kuzeyindeki olayla bizim bir ilgimiz yok. Var, adam kendi adam değilmiş. Siz Suriye'ye kışkırttı dediniz. Kışkırttı. Nasıl kışkırttı? Durduk yerde gide bir bakın bugünlerde Esad gitsin deniyor mu artık? Denmiyor. Yeni ad, uluslararası ad, rejim gitsin. Ha, doğru. Bakın yani tam o bunlar ayrıntı. Bunlar ayrıntı. Şimdi bu ayrıntıları siz dikkat etmezseniz... Ha, aynı bu başlık vardı. Evet, Esad gitsin, devlet kalsın. Yani hiç... Bilerek mi söylediniz tabii? Yok, ben okumadım. Okumadım. Bakın, bu devlet kalsın, Esad'ın yerine bir de başka da bir tabir kullanıyor. Rejim gitsin. Evet, rejim gitsin. Evet. Bakın, Esad gitsin, devlet Hürriyet kalsın. Hürriyet gazetesi dayanamamış, gerçeği söylemiş, Esad dememiş. Evet. Esad demiş. Çünkü bazı yazarları bazen Esad yazıyor. Canım doğrusu Esad'mıştı ondan. Esad. Esad'ın manası nedir biliyor musunuz? Virüstür. Açsınlar sözlüğe baksınlar. Arapçada. Arapçada. Virüs manasındadır. Başbakan öyle dedi diye bazı kesimler Esad diyorlar ısrarlar. Ben söylüyorum. Esad'tır. Yani arada ayn vardır. Arapçada. Türkçede şapkalıdır oradaki a. Böyle vurgulamalıdır. Evet. Ama sonra bir söyleye Esad olmuş. Esad. Peki Esad'tır esası. Evet. Bir şey daha söyleyeyim. Ya, bırakın Beşir Esad'ı ya da Beşar Esad'ı. Babası Hafız Esad'da Esad mi deniyordu? Deniyor. O kadar yıl bütün dünya Esad yerine Esad demiş. Yani bu bir public relation. Türkiye'de şu anda Türk gençliği halkla ilişkilere mahkum ediliyor. Siz düşünebiliyor musunuz? Türk gençliği üniversiteye tercih yapacak. Evet. Baraj puanı Cumhurbaşkanı'na mı kalmış? Yani Cumhurbaşkanı'nın başka işi yok. Peki bunun manası nedir? Nedir? Evet. Manası şudur. Adam devletin başı kardeşim. Hayır, manası şudur. Söylemeyecek bu hiçbir şey. Bu söyleyen ona gidenler her yere gitmişler AKP'nin teşkilatlarına, AKP'nin bakanlarına. Hiçbirisi ses edememiş. Hiçbirisi başbakana bunu götürememiş. O zaman başbakana götürebilmek için ikinci koz kimdir? En son koz Cumhurbaşkanı. LYS'deki baraj yani, problemi için devreye girmesine niye kızdınız? Kızmadım. Ona mı kalmış? Bu ülkenin Milli Eğitim Bakanı, bu ülkenin Yüksek Öğretimden Sorumlu Genel Müdürü, bu ülkenin oturup da şeye yakın olduğunu iddia eden sendikaları, müsiatları bilmem neleri yok mu? Bunları söyleyemiyor mu? Niye söyleyemiyor? Halkla ilişkiler çalışması çünkü mı? Orada da artık söyleyemiyorlar. Söyleyeyim. Çünkü onlar da artık özgür değiller. Allah Allah. Tabii. Bir de çok önemli iddiada bulundu. Tabii. Yani İktidara yakın olanlar özgür. Bile artık özgürlüklerini kaybettiler. Söyleyemiyorlar. Ya pozisyon kaybedersen şimdi milletvekilleri değişecek 3 yıllık olanlar yerine aday olma ihtimali var. Ne lazım ya? Menfaati var diyecekler. Karıştırma beni diyorlar. Bakın. Onlar da özgür. Bu değil. Ülkenin gençliğiyle oynanıyor. Keşke beraber getirip koysaydık. Ama merak edenler için söylüyorum. DSP video kısmına girsinler. 9. alttan numara içerisine önünüze bir reklam gelecek. YÖK kalkacak, üniversiteye giriş sınavsız olacak. Bu ülkenin artık buna ihtiyacı var. Yani böyle sen gençleri bu kadar yıl üniversite sınavlarıyla manevip ve şu anda iddia ediyorum bakın. Cumhurbaşkanı neden karışmaması gerekir bu işe? Bu kadar çok dakikse gelen torba yasasını niye onayladı? Torba yasasında bir hüküm vardı. Ağırlıklı, eşit ağırlıklı ortalama konmasıyla ilgili olarak, öğrencilerin başarı notuyla ilgili olarak
Dünyanın neresinde görülmüştür? Tam köprüyü geçerken mevzuat. Şimdi ben buradan söylüyorum. Bütün üniversite mezunları, bütün üniversiteye girecek olan lise mezunlarına sesleniyorum. Biraz da Ramazan Hoca konuşacak. Süleyman Hoca ve rektör konuşacak. Ben bakın söylüyorum. Diyorum ki siz giremezseniz bir yere dava açın. Hesabın şeklini isteyin. Hangi hesaba göre konmuşsanız diğer şekle göre yapılmasını söyleyin. Muhakkak puanınız değişecek. Değişecek. Tabii böyle şey olur mu? Yani bu talep ÖSYM'den geliyor. ÖSYM'nin hiçbir mensubu orada milletvekillerine açıklama yapmıyor. Ben izlemiştim, Nur Serter bu konuda söz almıştı. İkide bir nerede ÖSYM başkanı, nerede YÖK başkanı diye sorup duruyordu. Bu madde değişirken hangi milletvekili ne açıklama aldı? Türkiye'nin geleceği nesilleridir, gelecek nesildir. Bizim görevimiz geleceğin nesillerini hazırlamaktır. Geleceğin nesillerini hazırlamakla görevli olan insanların öğrencilerin geleceğiyle bu şekilde oynayamaz. Ya kardeşim senin de ağzının ayarı yok. Tayyip ne yaparsa doğru yapar. Ne demek Tayyip Türkiye'yi böldü? Yapacağını işte, yaptı. İşte bu mantık, bu zihniyet Tayyip Bey'i baskı altında tutar. Ne yaparsa yapsın. Hacı, Allah'tan başka hiç kimse ne yaparsa yapıp doğru diyemeyiz. Peygamber bile ne derdi? Benim dediklerimi irdeleyin ve uygulayın. Bakın. Neden? Çünkü olur ya, yanlış söylemiş olabilirim der. Yoksa peygamberlik mertebesine gelene kadar mübarek bir günde konuşuyoruz. Bu doğruculuğu, bu iyimserliği onu sevilir ve böylesi bir dini yayabilir hale getirdi. Şimdi bizim Tayyip Bey'e başta doğru yapar. Peygamber mi? Bir ara birisi onun için peygamber demişti. Peygamber mi? Ne derse doğrudur. Allah Allah. Sizin iddianızın kanıtı ne? Ülkeyi böldü dedi. Kanıtı şurada. Gelsinler masa başına oturalım. Yani Türkiye'de bakın ne var biliyor musunuz? Hemen bir başka konuya geçeyim. Öğrencileri nasıl son konuşacağım size. Evet. Ama buradan Cumhurbaşkanı ilgilenecekse de ilgilensin. Çünkü naçar toplum bu hale gelmiş. Özgürlüğün derecesini göstermiş olacak bu. Başbakan Türkiye'yi böldü, yapacağını yaptı dediniz. Efendim, yaptı tabii, yaptı tabii söylüyorum. Dört ayrı yerde, dört ayrı federa devlet kurulacak ve bir federasyon oluşturulacak. Irak'ta kuruldu mu? Nerede kırmızı çizgilerimiz? Eskiden Barzani diyordu, şimdi Barzani oldu devlet. Şimdi Suriye'de kuruluyor mu? Ya nasıl bir ülke? 800 kilometrelik yerimiz var, hiç istihbaratçımız yok. Yani orada, bu arada birdenbire o devlet çete Kürt meseleler çıktı. Nerede bu istihbaratın? Sorsunlar ne kadar para veriyoruz istihbarata? Bu istihbaratı Türkiye'deki insanları fişlemek için mi yapıyoruz? Bu ülkeyi korumak için niye yapmıyoruz? Şimdi bakın. Burada yanı başımızda türemiş. Hadi ben anlarım. Suruç'tan o tarafa Kürtler hakim olabilir. Hatay'ın dibine kadar nasıl gelmişler? Ortaya bir başka soru açıyorum. Sürekli Hatay'ın oralarda biliyorsunuz teröristler gelip askerlerimizi şehit ettiler, karakol bastılar. Demek ki o zaman da uyumuşuz. Hem de Beşar Esad'dan çok iyi olduğumuz dönemde Kürtlerin orada kümelendiğini, beslendiğini, teröristlerin girip çıktığının farkında değilmişiz. Yol geçen hanı olmuş orası. Şimdi burada... Dört bölge dediniz. Bir Irak dediniz. Irak, Suriye oldu. Üçüncü bölge Türkiye'den bir parça. Dördüncü bölge İran ve Kürt Konfederasyonu olacak. Bu bir gerçek. Dünyada bir Kürt devleti kurulacak. Paranoyalar canım bunlar. İzin paranoya vermeyin. Değil, bak, paranoya izin değil. 1946'lı yıllarda kuruldu ve sona erdirildi biliyorsunuz İran'ın bölgesindeki. Evet. Şimdi bu kurulacak. Bakın ne istedikleri belli. Osman Baydemir çok temiz, kendi isteklerini söylemiş. Verin vergi haklarımızı şu filan. Buna paralel üçüncü şey ne yapıyoruz? Yerel yönetimi açıklıyor AKP'nin görüşü. Belediyeler vergi toplayacak. Sen zaten vergi toplama yetkisini devrettiğin anda istersen yalnız kendine yakın bildiğin belediye devret. Hükümranlık hakkını devretmiş oluyorsun. Bir ülkenin devlet olma, üniter olmasını sağlayan birkaç unsur var. Yani birisi kanıtlar birimidir. Bunlar mı sizin kanıt dediklerimiz? Kanıt, daha başka kanıt mı arayacaksınız siz? Yani şimdi siz orada güneyde şu anda eğer yarın öbür gün bir tampon bölge, Kürt bölgesi olursa 400 kilometrelik sınırı koruyamadık. Boyuna girdi çıktı teröristler. 800 kilometrelik sınır. Peki
bu ülkeyi yöneten ey AKP iktidarı, oradaki 800 kilometrelik mayınları temizleme işini az kala İsrail'in ortak olduğu şirkete veriyordunuz. Şu anda verip vermedikleri bilmiyoruz ya, Batman'da bir şirket var böyle. Ben bir ara incelemiştim, partiye getirmişlerdi bilgileri. Şimdi hala devam ediyor mu etmiyor mu? Mayınları kaldırıyordunuz oradan. Koruma gereği yoktu artık. Her şey düzgün olmuştu. Demek ki biz hiçbir şeyi, kötü bir şeyi başbakana iletemediğimiz için başbakan bu konuda aldığı kararlarda arkadan onu tahkim eden yok. Siz nerede görmüşsünüz bir dışişleri bakanı barıştan, diplomasiden, yasal istihbarattan söz edeceğine savaştan söz etsin? Bizim ülkenin dışişleri bakanı hale gelmiş. Niye? Çünkü Milli Savunma Bakanı yok meydanda. Yok. Hiç sanki Milli Savunma Bakanlığı hakikaten kaldırılmış gibi. Şimdi Türkiye'de bunları birisinin söylemesi gerekir. Bakın bizi dinleyen herkese sesleniyorum. Oyuna gelmeyin. Türkiye'yi iki partili sisteme götürmek istiyorlar. Allah aşkına Demokratik Sol Parti'ye sahip çıkın. Oy verin. Gelin teşkilatlarda görev alın. Niye bunu söylüyorum? Aman bugün sen iktidar mı olacaksın? Bugünü düşünmeyeceğiz. Geleceği, gelecek nesil. Peki Rusya'dan bir cevap gelmedi mi size? Rusya'dan cevap geldi. Uçağımızı Rusya düşürdü. Yeni nesil. Rusya'dan çok güzel cevap geldi. Bizim programda söyledik. Rusya'dan çok güzel cevap geldi. Hangi akla başbakan kalkıp Rusya'ya gidiyor? Kendi ülkesinde böyle iddiada bulunmuş bir kişi varken, bu iddia daha çürütülmeden. Ama başbakan niye gidiyor biliyor musunuz? Şu anda AKP'nin Amerika ile arası bozuldu. Amerika AKP'den memnun değil. Memnun olmadığı için, ama bakın memnun olmadığı için döndü. Eskiden takip ettim dediği çizgide yapılanları tekrarlıyor. Rahmetli Menderes'in AKP ile arası, Amerika ile arası açıldı. Seydişehir Alüminyum'u yaptı. Seydişehir Alüminyum Anlaşması daha başka anlaşmaları getiriyordu. Hiç durduk yerde Demokrat Parti ihtilalle gitti. Süleyman Demir hala yaşıyor, gidip ziyaret etsinler. Süleyman Bey'den alsınlar feyiz. Hangi konuda? Süleyman Demirel 65 yılında büyük oy alarak geldi. Aynen bugünkü AKP'nin durumunda. Hatırlayın. Fatih yiyin. Masum Türker rüya görüyor. Henüz uyanamamış. Ne alakası var? Kanıtı ne iddiasını Rusya'ya düşürdü? Ben şimdi anlatıyorum kanıtını. Dinlesin. Bu kimse var kadar. Yok, süratle anlatırım. Dinlesin. Şimdi Demirel Rusya'ya yaklaştı. İskender Demir Çelik Tesisleri Anlaşması yapıldı, başladı. Demirel'e ilk muhtıra nerede geldi? O zaman Ferruh Bozbeyli, rahmetli Saadettin Bilgiçler'in başını çektiği 40 kişi bütçeye kırmızı oy verdi. Demirel hükümeti düştü, arkasından 12 Mart olayını yaşadı. Şimdi bu dönem Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede, bu ülkede bir darbeyi artık teşvik edemez. Gelinen noktada durumu. Tabii. Ben buradan söyleyeyim. Bir darbeyi teşvik etsin. O yürüyecek tankın önüne kendini atacak ilk kişi benim. Bu ülkede artık darbelere tahammülümüz yok. Çünkü her bir darbe bizim gelecek 40 yılımızı mahvediyor. Tamam. Şimdi o da biliyor. O zaman ne yapacak? Dışarıdan farklı yapılandırmalar görecek. İşte Beşir Esad'la bu ilişkileri yaparken yok muydu B planı, C planı? Ya burada bozulursa, Esad giderse orada bakın çeşitli gruplar var. Bunlar 20'ye yakın grup var. Hristiyanlar var, Türkmenler var. Türkmenler içinde önemli miktarda olan Abaza ve Çerkezler var. Ama bu işleri dikkate almadan biz girdik devreye. Bugün de bir başka gazetede sempatik göstermek için haber vermişler. Ya endişelenmeyin, 800 kilometrelik sınırın 500 kilometresi Türkmenlerin kontrolünde. Hani bir ufak da resim, işte Türkmenler ordusu diye. Böyle ufak bir resim. Canım orduysa o peşmergelerin yürüyüşü gibi uzun bir şekilde bir resim, bir film bulup göstersene. Gösteremiyorlar. Şimdi bakın, Türkiye'de çok ciddi bir süreçten geçeceğiz. Ve bu kurulduktan sonra biraz daha haklılık görerek kendilerinde Güneydoğu'daki Kürt hareketini yönetenler, bu konuda önderlik edenler yavaş yavaş özellik taleplerini gündeme getirmeye başlayacaklar. Başladılar da. Şimdi
bu konuda dün iki dışişleri bakanının yaptığı konuşmayı sabaha kadar dışişlerinin bütün mensuplarına oturup analiz edip şu anda başbakanlığına koymuş olmaları gerekir. Hangi? Hem Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın hem İran Dışişleri Bakanlığı'nın. Zaten bu bana rüya mıdır görenler? Siz uyurken ben uyanıktım sahura kadar o konuşmaları, o konuşmalardaki yabancı basında çıkan yorumları izledim. Uyuyan sizsiniz. Çünkü başka seçeneğiniz kalmadı. Siz uyanık kalıp da başbakana bir şey götüremiyorsunuz ki. Korkuyorsunuz. Başbakana bir şey götürmeyin. Herkes sevdalı. Bakın hiçbir şey tartışılmıyor. Bu ülke dejenerasyona doğru itilen bir yönetim anlayışına girdi. Peki bu süreçten kurtulmalı. Polislerden bahsetmenizi istiyor hafta sonu meydana gelen olay. Evet o çok kötü bir olay. Neden kötü bir olay? Bir, ben onu bakarken bugünlerde Demokrat Parti'nin yıkılışıyla ilgili işten ne olaylar oldu diye kitaplar okuyordum. O zaman da ilçe başkanları, milletvekilleri valilere emreder hale gelmişlerdi. Şimdi önce oradaki emniyet müdürüne sormak lazım. Sen mahiyetindeki bir kişinin apoletini nasıl sökersin? Böyle bir şeye neye ihtiyaç duyarsın? Sen onu yaparak o bölgede yaşayan yalnız gençlik kolları AKP'nin başkanlığı değil, milletvekilinin oğlu değil, AKP'liyim diyen herkesi devletin üstünde amir, yeni bir devlet olarak oluşturduğunun farkında mısın? Bakın bunun hesabı sorulmuyor. Bu yanlış bir iş. Polis orada yanlış yapmış olabilir. Polisi cezalandır. Ama polisi yanlışa itekleyen mantığı, düşünceyi, felsefeyi inşa eden kim? Niçin insan hakları son zamanlarda poliste fazla ihlal ediliyor? Yani bu rezalet bir şey. 288 trilyon eski parayla, yeni parayla 288 milyon biber gazı ithalatına vermişiz. yani düşünebiliyor musunuz nasıl bir ülkeyiz? Şimdi ben sözümü şöyle bitirmek istiyorum. Türkiye hiç bu kadar zor duruma düşmemişti. Dış politikada zor durumda ama asıl zor durum bugünlerde yaklaşıyor. Ekonomi de yaklaşıyor. Aman ha! Borçlanmayın. Döviz cinsinden borçlanmayın. Çünkü Türkiye'yi finanse edilen, böyle dendiği gibi Arap sermayesi falan değil. Finanse eden Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in yönetimindeki fonlardır. Onların istemedikleri ya da Türkiye'yi biraz daha farklı böyle bükebilmek için fonlarını biraz çektiler mi ekonomi tepe taklak gidecek. O nedenle Türkiye'de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bakın emeklilerin maaşından kimse söz etmiyor. Memurlar maaşları sınırlı. Esnaf kan ağlıyor. Ve çok önemli bir şey. 222 trilyon mu dedi? Öyle 22 trilyon diye bahsetti Maliye Bakanımız. Bugüne kadar bu kamplara gönderdiğimiz para. Allah aşkına her bir orada gelenin de cebine kredi kartı koyuyorsunuz. Belli limiti olan. Allah aşkına sizin çadırlarda iftar etmek konumunda kalmış o haysiyetli vatandaşının geliri düzeltmek için bir şey düşünseniz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Kolaylıklar ve başarılar dileriz efendim. Çok teşekkür ederim. Reklamlar var yayın akışımızda. Hemen ardından yeni açılan bir üniversite. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Metin Doğan misafirimiz olacak. Ardından Süleyman Belediyeoğlu tercihlerle ilgili önerilerde bulunmak üzere evinizde olacak efendim.